1. Dünya Savaşı'na girerken İngiltere'nin Orta Doğu'da zaten etkisi vardı. Mısır İngiliz simayesi altındaydı. Birinci Dünya Savaşı'na girerken bu durum biraz daha resmileşti. 1922'ye kadar bağımsızlıklarını elde edemediler. İngilizler bağımsızlığı öylece vermediler. İngilizlere karşı ayaklanma başlatıp savaşarak kazandı Mısırlılar bu bağımsızlığı ve 1922'de de Mısır bağımsız oldu. İngiliz himayesinde olan bir başka yerde Kuveyt'ti. Bu 1800'lerden gelmekte olan bir durum. 1961'e kadar onlar da bağımsız olamadılar. Hepimizin bildiği gibi İngilizler Arapların yardımını istiyordu. Arapları Osmanlılara karşı ayaklandırmaya çalışıyorlardı. Böylece Sina'da, Filistin'de ve Mezopotamya cephesinde daha iyi savaşabileceklerdi. Özellikle de bu adamı ikna etmeye çalıştılar. Hüseyin bin Ali. O zamanlar Mekke'nin soylularındandı. McMahon ve Hüseyin arasındaki yazışmaların olduğu videodan hatırlayabileceğiniz gibi Hüseyin'i ikna etmek için İngilizler ona eğer bize yardım edersen sana bağımsız bir devlet vereceğiz dediler. Bu bağımsız Arap devleti buradaki bütün bölgeleri kapsıyordu. Sadece şuradaki bölge hariç. İngilizlerden gelen bu teminatlarla Arapları ayaklanmaya ikna etmek için ve onların İngilizlere yardım etmesini sağlamak için söz verdi Hüseyin bin Ali. Arap ayaklanmasının olduğu 1916'dan sonra kendini Hicaz kralı ilan etti. Şimdi biraz coğrafyaya bakalım. Burası Hicaz. Arabistan Yarımadası'nın batı kıyısı. Ve çok önemli olan Mekke, Medine şehirlerine kadar devam eden bir bölge burası. Şimdi siz Hicaz burada olmasına rağmen aslında bütün bu bölgenin Suudi Arabistan olduğunu söyleyebilirsiniz ve haklısınız da ama bugünden baktığımızda yani o zaman durum tam olarak öyle değildi. Bakın durum nasıldı anlatmaya çalışayım. 1916'da Hüseyin bin Ali kendini Hicaz kralı ilan etti. Fakat Necid bölgesinde bir başka Suudi grup vardı. Tam şuradaki bölge. 1925'te başarılı bir şekilde bu Suudi grup Necid bölgesini fethetti. İbni Suud kendini Necid'in ve Hicaz'ın kralı ilan etti. Bu 1926'dan 1932'ye kadar sürdü. Ve sonra iki bölgeyi Suudi Arabistan olarak birleştirdi. 1953'e kadar da Suudi Arabistan'ın ilk kralı oldu. İşte Suudi Arabistan böyle oluşmuş oldu. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'na geri dönelim. O sırada Arap ayaklanması ve kendini Hicaz'ın kralı ilan eden Hüseyin bin Ali var. Onun iki oğlu İngilizlerle işbirliği yapıp Osmanlılara karşı savaşmada oldukça etkindi. Buradaki Faysal bin Hüseyin. Bin Hüseyin, Hüseyin'in oğlu demek. Buradaki de Abdullah. Savaşın sonlarına doğru Sina, Filistin, Mezopotamya cephelerinden sonra İngiliz ve Arap güçleri birleşerek bugünkü Kuzey Suriye'ye kadar ulaştılar. Ayrıca bugünkü Kuzey Irak'a da ulaşabildiler. Tahmin edebileceğiniz gibi Araplar savaş sonrası için kendi devletlerini istiyorlardı. Gelecekleri hakkında çok emin olamamalarının sebebi de savaş sırasında olan bazı olaylar. Bildiğiniz gibi İngilizler Osmanlılara karşı ayaklanmak için Hüseyin'i ikna etmeye çalışırken aynı zamanda gizli Sykes-Picot anlaşmasıyla Fransızlarla işbirliği yapıyordu. Tüm bu bölgeyi İngiliz ve Fransızlar arasında bölme planları yapıyorlardı. Bağımsız bir Arap devletinden bahseden kimse yoktu. 1917'de savaş devam ederken Balfour açıklaması oldu. Burada İngilizlerin Yahudilere bir yurt sağlayacağı açıklanıyordu. Bir ay sonra Kasım'ın sonunda Ruslar Sykes-Picot anlaşmasını halka duyurdu. Tüm bunlar Arapları rahatsız etti. İngilizler ise o kadar önemli bir anlaşma değildi. Siz bizim için savaşmaya devam edin deyip durdu. Bu yüzden Araplar savaşın sonunda istediklerini almak istiyorlardı. Faysal bin Hüseyin 1919'da Paris Barış Konferansı'na katıldı. 1919 Paris Barış Konferansı. Açıklığa kavuşturmak için hemen şunu söyleyeyim. Bugünkü İsrail ve Arap halkı arasındaki çatışmanın o zamanlarda da olduğu aslında çok kesin değildir. Faysal bin Hüseyin dünyadaki siyonist kurumlara ulaşmaya çalışıyordu. Bağımsız bir Arap devleti kurmada onlardan yardım almayı umuyordu. Yahudilere kendileri için yaşayabilecekleri bir yurt olması için onu bağımsız bir Arap devleti mücadelesinde desteklemesi gerektiklerini söylüyordu. Böylece onlara da bir zeytin dalı uzatmış oluyordu. Buradaki Faysal bin Hüseyin'den bir alıntı. Bunu bağımsız Arap devleti için destek beklerken söylemiş. McMahon ve babasının yazışmalarında da bunun onlara söz verildiğini öne sürüyordu. Bakın alıntı şu şekilde. Biz Araplar Siyonist hareketini derinden destekliyoruz. Paris'teki temsilcimiz Siyonist örgütlerin dün barış konferansında sunduğu isteklere yakından tanık oldular ve bunları makul ve uygun buluyoruz yardım etmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Yahudilere yurtları için sıcak bir karşılama diliyoruz. Ben ve benimle beraber vatandaşlarım gelecekte bizim size, sizin de bize yardım ederek ortak ilgilendiğimiz ülkelerin tekrar dünyadaki medeni yerlerine alabilmelerini dört gözle bekliyoruz. Bağımsız bir devlet için Yahudilerin desteğini istediğinden söylüyordu bunu. Balfour açıklamasını eğer bağımsız devletimizi elde edersek destekleriz diyordu. Yani aslında asıl istediği bağımsızlıktı. Yazıyorum buraya bağımsızlık, bağımsız bir devlet. Açıkça bağımsızlık elde edemezlerse buradakileri uygulayamayacağını söylüyordu. 1920'de Sevr Antlaşması'na geldik. Sykes-Picot Antlaşması Mekmeh'in ve Hüseyin arasındaki yazışmalardan aslında daha da fazlasını ihtiva ediyordu. Yani aslında bundan daha fazla önem taşıyordu. Çünkü Sevr Antlaşması'nda bu bölgeler çoğunlukla Sykes-Picot Antlaşmasına göre dağıtıldı. Örneğin buradaki bölge Fransa'ya verildi. Aslında Fransa bölgeye hakim olsa da bölge manda altında alındı deniyordu. İtilaf devletleri de manda denmesini tercih ediyordu. Böylece Fransa sanki bir şey almıyormuş gibi duruyordu. Manda altına alındığınızda oraya gidip insanlara bağımsızlık gerçekleşene kadar daha kurumsallaşmış ve yerleşik bir devlet için yardım etmelisiniz. İtilaf devletleri bize bir şey ya da bir bölge vermiyorsunuz ki bize sorumluluk veriyorsunuz diyorlardı. Ama yine de buraya hakim olmak aslında onların da çok işine geliyordu. 1920'de Faysal kendini Suriye kralı ilan edince onu görevden aldılar. Kovulmamak için de direnecek bir gücü yoktu doğrusu. Buradaki bölge de Sykes-Picot anlaşması ile uyum içindeydi. Ona göre paylaşıldı. Yani İngiliz mandası altına girdi. 1920'de Irak'ta bir ayaklanma oldu. Bağımsız olacaklarını zannediyorlardı. Fakat bir anda İngilizler gelip başta olduklarını söylediler. 1920'deki ayaklanmadan sonra İngilizler kontrolü elde tutmanın masraflı olduğunu anladılar. Başına birini koyarak yine manda ve himaye altında tutabileceklerini düşündüler. Başa koyulacak kişinin de bir Arap lideri olmasının daha iyi olacağı fikrine kapıldılar. Faysal bin Hüseyin'i de bu yüzden Irak kralı yaptılar. 1921'den 1933'e kadar İngiliz himayesi ya da etkisi altında Irak kralı oldu Faysal bin Hüseyin ve 1932'de de İngilizlerden bağımsızlıklarını kazandılar. Suriye'den kovuldukları zaman ağabeyi Abdullah yani Hüseyin bin Ali'nin diğer oğlu eski Ürdün'de kral olmaya hak kazandı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1946'da bağımsızlık elde etti. Böylece Ürdün kralı oldu. Suriye ve Lübnan İkinci Dünya Savaşı ve sonrasına kadar bağımsız olamadılar. Lübnan 1943'te, Suriye ise Fransızlardan 1946'da bağımsızlıklarını elde ettiler. Bildiğimiz gibi İngiliz mandası altında bulunan Filistin İkinci Dünya Savaşında da hassas bir nokta olmaya devam etti. İsrail devletinin kurulmasıyla uluslararası alanda çok hareketli bir bölge haline geldi Filistin.